Teknik Konular Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Turgay. Mekandayız. Airsoft Pro'dayız. Bugün size Airsoft'ta kullanılan gazlar hakkında genel bilgi vereceğim. Şimdi Airsoft'un adında zaten bir air var. Hava. Soft yumuşak. Hava yumuşak aslında Türkçesi. Ama burada havanın iki türlü sağlanıyor Airsoft'larda. Nasıl sağlanıyor? Bir elektronik sistemlerde mevcut atmosferdeki havayı hızlıca sıkıştırma metoduyla üretiliyor bu hava bir de gerçekçiliği sağlaması için ekstradan gaz takviyesi yaparak da sağlayabiliyoruz. Burada da işte green gazlar giriyor ortaya. Bu green gazlarda ne sağlanıyor arkadaşlar? Dediğim gibi tepme ve bunun gibi gerçekçi efektler veyahut da işte gerçekçilik sağlaması için bu gazlara ihtiyaç var. Ve bu gazlarda da çeşitlilik var. Çünkü bu gazların çalışması ile ilgili size ufak ufak detaylar vereceğim şu anda. Olabildiğince basit ve anlaşılır bir şekilde anlatmak için elimden geleni yapacağım. Şimdi ilk başta green gazlardan neden GBB kullanıyor? Aslında burada gerçekçilikten daha ziyade, şimdi tüfeklerde bir e hava oluşturma e mevcut, atmosferdeki havayı sıkıştırma olayı biraz daha e geniş alan ihtiyaç duyacağı için e elektrikli kullanabiliyor ama tabancalarda ne yazık ki şu anda elinde Desert Eagle var en büyük. Airsoft tabancalarından birisi olmasına rağmen bunun içerisinde şu kadarcık bir mekanizmayı pilli bir sistemle sıkıştıramayacağınız için o yüzden dışarıdan gaz ihtiyacı sağlanıyor. Ve bu neye yarıyor arkadaşlar? Bu mekanizmanın geriye gidip ileri gitmesine yarıyor. Şu anda gördüğünüz gibi bu şarjörlere gaz basılıyor. Ürünün herhangi bir kontrolleri yapıldı ve emniyetli noktaya atış yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu tepmeyi sağlanıyor. Ve silahlardaki bu mekanizmanın gerçek silahlardaki nedir? Bu mekanizmanın hareketi bir sonraki boncu yüklemesi için yapılan bir harekettir ve gerçekçiliği sağlıyor. Şimdi şurada bir şarjör bırakmak istiyorum. Şimdi Airsoft silahlarında tabancalarda özellikle asıl pil kısmı bugün gibi algılayın. Yani gazda işte her şey buraya yükleniyor ve cihazın tüm çalışması için bütün yük bu ufak şeyin üzerinde. Bu Desert Eagle'ınki. işte Glock var. Hemen burada hızlıca gösterebileceğim Glock var. Bu da 511 high kapa şarjörü. Bu dik durmuyor böyle ama şöyle koyayım. Şimdi bunların içerisine gaz basıyoruz ve burada bir mekanizma çalışıyor ve buradaki valflere vurarak, şarjörün arkasındaki valfe vurarak buradaki uçtaki kısımdan hava iletip bu şekilde cihazın çalışmasını sağlıyor. Tamamıyla sistem böyle çalışıyor. Yani nedir? Biz bunun içerisine belli miktar gaz basıyoruz ve bu gazın da içeride güzel bir hapis olması ve belli miktarda nazıla iletilmesi gerekiyor. Tamamıyla bu şekilde. Şimdi bu gazların içeriğidir bildiğiniz propan gazı. Yani tabi biraz kokulular da var bu markaların içerisinde biraz kokanlar var, kokmayanlar da var. Ama içerisinde silikon yağ ekleniyor. Bu silikon yağda neyi faydasını sağlıyor? Bugün az önce şarjörde gösterdiğim 3 noktalarda bu valve kısmında, bu taraflarda ve bu tarafta bir kaplama yapıp gaz izolasyonu sağlıyor. Bu sayede ne oluyor? Bu şarjörleri gaz bastığımız zaman içerisinde hiçbir şekilde gaz kaybı olmadan uzun süre kullanabiliyoruz. Şimdi zaten bunu şimdi şarjörlerin nasıl kullanacağı ile ilgili zaten onunla ilgili bir bilgi vereceğiz. Ama şimdi burada hemen ufak bir insanların kafasının karıştığı nokta ne? Gördüğünüz gibi önümde birkaç marka gaz bulunuyor. Elimizde bu şu anda bizim en sık kullandığımız gaz markaları bunlar. Tabi burada hani marka övme gibi bir şey yok. Tamamıyla kendi yorumumuzu ileteceğim. Ama burada şu bir de detay var. Genelde bu markalar green gaz diyor. Ortada gördüğünüz gibi markalar orta tüm ürünlerde kullanılacak şey green gazı kullanıyor. Sonrasında mavi gaz var. Blue gaz diyorlar buna. Sonrasında red gaz, black gaz. Şimdi bu nasıl kullanılıyor ve ne mantık yapılıyor? Örneğin Paftino markası burada 12 ile 14 vermiş ve bunların bir şurada bir değeri var. Gördüğünüz gibi burada 12 ile 14 var. Buradaki değer de böyle vermiş. Nuprol da benzerini yaptı. Burada da aynı şekilde kırmızısı, yeşili ve e, mavisi yok. Siyahı bulunuyor. Elite Force Umarex'in ürettiği bunlar da 150 120 bu şekilde her marka, marka kendi kafasına takılmış. Protek markası da zaten bu markada ölçü çeşitlilik yok. Sadece ebat olarak farklılık var. Bu diğer şişelerden bir tık daha büyüktür. O yüzden öyle bir fark var. Büyük büyüklük fark var. Onun dışında hiçbir fark yok. Şimdi hangi markayı, hangi marka kötü bununla ilgili tamamen size objektif yorum yapacağım. Şimdi burada bir şey dikkat ediniz. Burada bir ASR gaz var. Şu anda Türkiye stoklarında olmadığı için ve elimde kalmadığı için bu videoda ver vermiyorum. En ucuz, en ekonomik gaz. Bunun sebebi ise silikon yağı yok içerisinde. Eğer ki siz bu gazı uzun süre ürünlerinize kullanırsanız silikon yağı eksikliğinden dolayı gaz kaçaklarına sebebiyet verecektir. O yüzden mümkünse içerisinde silikon yağı olan ürün şey gazları tercih etmenizi iste şey tavsiye ediyorum. Elimdeki şu andaki tüm ürünlerde zaten burada kullanılan hepsinde silikon yağı bulunuyor. Bu ne oluyor? Belli miktar çünkü şarjörü siz sadece gaz basmıyorsunuz. Aynı zamanda bir içerisine bir de e, böyle biraz hafif boşaldığı zaman bunu saldığınızda içerisinde bir likit var. O likide de transfer ediyorsunuz. Bu içerisindeki likit de neye yarıyor? Tamamıyla bu contaları e, kaplayarak hava sızmasını engelliyor. Yani ne oluyor? Siz buna gazı bastığınız zaman herhangi bir kaybınız olmuyor. Şimdi gelelim asıl merak ettiğiniz konuya. Hangi gazı kullanacağım? Yani şimdi burada herkesin kafası karışıyor ve tamamıyla bildiğiniz şey var. Şimdi bu gazlar yapılırken ne baz alınıyor? 20 dereceye baz alınıyor. Yani 20 derecede Airsoft tabancalarına vermesi gereken bir basınç değeri var. Şimdi bunları buradaki ekranda koyacağım. Şimdi anlatırken biraz bazıları bilgileri yanlış verebiliyorum ama ben size bunu en basit şekilde anlatmak istiyorum. Yani burada ne demişler? 20 derecede biz Green gazla zaten tabancaların çalışması için gerekli enerjiyi üretiyoruz. Yani Green gazı biz burada sı sıfır noktamız alacağız. Yani bir burada gördüğünüz gibi mavi e, Green. Ee, işte anladığınız renkleri bunları koymuş Burası sıfır noktası. Buradan ne oluyor? Bu eksi bir oluyor. Artı bir, artı iki olarak algılamamız gerekiyor. Bu peki artı bir, artı iki nasıl kullanacağız? Bu tamamıyla o anki iklim şartlarına göre hareket etmeniz gerekiyor. Yani bu ne demek? Örneğin eğer 20 derece civarında size 20 derece, 10 derece ve 10 derecenin altına kadar green gazları gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Yeşil olanları. Ama diyelim ki 10 derece ve altına düşmeye başladı ikliminiz bayağı bir zorlanıyorsunuz o zaman ise red gazları öneriyoruz ama diyelim ki yani sıfırın ve altındaysanız sıfırın altındaysanız o zaman tabancanızda siyah gazı kullanabilirsiniz yani aslında kullanma kullanmayın deniyor bu genelde hatta bizim birkaç videomuzda da bunun kullanmamanız gerektiğini söylüyoruz bunun zaten bizim mevcut Türkiye iklimine göre söylüyorum. Çünkü Türkiye'de genelde şu anda Airsoft Popularity'nin oynandığı yerlerde sıfırın altını düşülen iklim çok olmadığı için o yüzden biz burada sizlere e, bunları önerirken siyah gazı çok önermiyoruz ki yanlış bir bilgi kirliliği olmasın. Bu videoyu izledikten sonra daha bilinçli olacağınız için ortamdaki oyun günündeki sıcaklığına göre bu gazları tercih edebilirsiniz. Yani kışın bunu kullanayım onu değil. Havanın şartına göre. Çünkü burada nedir? 20 derecede yeşil gazın verdiği gücü 20 derece kırmızı gaz biraz daha yükseğini veriyor. Siyah gaz daha da yükseğini veriyor. Şimdi bu peki bu mavi gaz ne için var? Mavi gaz veyahut da düşük gazların niye tercih edilmiş? Bunun sebebi ise ani tam tersi. Mesela bazı yerlerde hava çok sıcak oluyor. Özellikle çöl ortamlarında gerek 38-40 40, 40, 40 derece üstünde alanlarda da airsoft oynanıyor. Tabii biz Türkiye'de bu sıcaklıkları görmediğimiz için bu mavi gaz bizzat, bize, bize garip gelebiliyor. Bu aynı şekilde Umarex'in markasında da bir mavi gaz var. O mavi gazla da aynı şekilde. Bunların amacı ne? Yüksek sıcaklıkta da bunu kullandığınızda bunu bu değeri veriyor yani. Tamamıyla iklimle alakalı. Paftino ne yapmış? Bu gazı, bu gazı yapmış. Gördüğünüz gibi 12 diyor buna. Gayet başarılı gaz. Burada ise şeye 14 yapmış. Bu da 14 bar diyor. Yani burada burada mavi gazlar bir de bu Paftino'da da var aslında. Bunun 10 değerinde olanı da var. Türkiye'ye gelmiyor. Tokyo Mario gibi böyle üstü polimer, genel altı polimer olan Airsoft tabancalarında herhangi bir zarar veyahut da deformasyon görmemesi için bu sağlam yani o yüzden o kullanılıyor. Yani bu mavi mavi gazda hangi ürünlerde kullanırsınız? Örneğin Tokyo Mario gibi altı ve üstü polimer ürününüz varsa bunu kullanabilirsiniz. Şimdi çok böyle şey yapmak istemiyorum. Hemen size bir bilgi daha vereyim. Biz şimdi poligonda bu ürünlerden çok kullandık ve denedik. Ve en çok aklınıza gelen sorulardan birisine bir tüpte kaç boncuk atabilirim? Aslında biz bunu boncuk bazında tam baz alamadık ama şöyle bir bilgi verebiliriz arkadaşlar. Bir tane tüp ile ortalama 37 ile 45 şarjör atış yapabiliyorsunuz. Yani böyle bir veri aldık arkadaşlar. Yani ne oluyor? Örneğin bir 5000 paketlik bir 20 gram boncuk kullanacaksanız eğer 4 ya da bilemeniz 5 gazda boru bitirebiliyorsunuz. Bu tamamıyla bu gazdaki verimlilik istiyorsanız arkadaşlar özellikle Airsoft oyununa giden arkadaşlara şiddetle bunu yapmalarını öneriyorum. Lütfen bu gazlarınızı evinizde tutun. Oda sıcaklığında tutun. Oyun alanlarına giderken de aynı şekilde bunları e, arabanızda sıcak noktada tutun. Çünkü bu eğer çok soğukta olursa gaz veriminiz düşecek ve az önce siz dediğim gibi 40 şarjör değil belki 35 şarjör atacaksınız. Yani çok sıcak olursa da bu sefer özellikle şarjörleri de bazen ısıtmanız gerektiğini söylüyoruz ama şarjörünüz de çok sıcak olursa bu sefer buradaki hava daha basınçlı olacağı için Tüpe geri basacaktır. Yani bunun bir ayarı var. Yani bir airsoft silahının gaz basacağın zaman ortam sıcaklığı 22 ile 28 derece arasında olması en idealdir. Ama onun altına basacağınız gazlar size biraz sıkıntı yaratacaktır. O yüzden özellikle dışarıda atış yapacak ve airsoft oyunları gidecek kişilere kesinlikle bu gazları arabanın içerisinde ya da oda sıcaklığını tutmasını şiddetle tavsiye ediyoruz ki verimli kullanımlar olsun. Burada markaları gelince... Gördüğünüz gibi Nimrod biraz daha Norwich Norwich tarafından desteklenen bir marka. Ve benim şu anda en yani böyle severek kullandığım ve tercih edeceğim gazlardan birisi. Aynı şekilde Paftino da bu şekilde ama Paftino'da da şöyle bir şeyler sıkıntı yaşadık. Örneğin ucundaki valfi şey sağlam olsa bile biraz bastığınızda bile birkaç tüpte yani örneğin bu beni çok şaşırttı. Çünkü Paftino benim en favori markalarımdan birisi. Yani aslında bu iki marka denk gidiyordu ama poligonumuza bu ürünleri kullanırken bu gazla şöyle bir problem yaşadık. Hani bazen hava basınca uç vaktan geri kaçırmalar yaşadık. Ondan dolayı biraz Puff hani Nimrod da aslında eş değerdeydi ama hani yine kötü bir gaz değil. Ama yine şey oldu. Adı nedir? Ee, Puff bir tık aşağı indi yani. Öldüm. Ama ikisi de denk benim için. Burada şey var. Nuprol marka var. Nuprol marka şu anda Türkiye'de çok fazla bulunmuyor. O yüzden hani çok böyle hani bir yorum yapamayacağım size hani e, bu marka süperdir değildir falan gibisinden ama şu anda dediğim gibi kullanılabilir ama benim bu markalarda bu tamamen Airsoft Pro'nun deneyimleriyle kullanılmış bir e, liste diyeyim ben size. İlk sırada Nimrod'un um var. Eğer oyuncuysanız ve bu işi profesyonel bir şekilde yapıyorsanız kesinlikle Nimrod'u size tavsiye ediyorum. Ondan sonra Paftino'yu tavsiye ediyorum. Paftino da sağlamdır. Ama biz bu Paftino'yu kullanırken verimlilik bazında biraz Niprol'dan, Niprol'dan özellikle bazen Valve'den hava kaçırdığı için yani aslında bunun ikisi eşit sayabiliriz ama bu sadece o Valve'den hava kaçırması çünkü aynı oranda tüpte gaz denedik poligonumuzda ee, o yüzden bir tık geriye düştü. Üçüncü sırada ise Protek markasını öneriyorum. Protek markasının tek yani böyle aslında ee, üçüncü sıra değil aslında dördüncü sıraya da koyabilirim. Çünkü Nuprol da olabilir ama Nuprol ile ikisi de aynı durumda şu anda. Çünkü Protek'in şu an Türkiye stokları 2024'te daha fazla olduğu için o yüzden Protek'i e öneriyorum. Çünkü Protek'in tek handikapı tek tip gaz var. Yani burada sadece bir green gaz alıyorsunuz bir de içindeki gaz nispeten biraz daha kokulu geliyor. Yani örneğin şu anda Nimrod'da koku olayı yok. Paftino'da da az az bu. Nuprol'da da öyle. Ama Protek markasında ne yazık ki ufaktan bir propan gaz kokusunu alıyorsunuz. Sonrasında Elite Force Umarex ise yani biz bunu kullandık. Hani güzel miydi? Güzeldi ama hani açık söyleyeyim size hem devamlılık olarak hem de hani tam böyle bizi şey yapmadı yani tatmin etmedi. ASG gazlar var. Bunlar ekonomik olabiliyor ama içinde silikon yağ olmadığı için belli bir süreden sonra cihazınıza zarar verme durumu olabilir. O yüzden biz de poligonumuza yaparken bunu nasıl kullanıyorduk? Bir miktar ASG'nin gazını kullanıyorduk sonra silikon yağlı e, gazlarla tekrardan takviye yapıyorduk. Yani şöyle bir şey yok. Yani bunun bir kullanım oranı var. Yani silikon yağsız nedendir? tamamen ekonomik olması için oluyor. Ve bazı şeyde ise işte, örneğin silikon yağı oluyor içerisinde. Tekrar tekrar bastığınız özellikle bu soğuk havalarda özellikle soğuk havalarda biraz daha içindeki silikon yağı daha katı, katılaştığı için daha çok transfer oluyor. Arada sadece işte bu özellikle 10-13 derece arasında böyle bir şey yapmanız gerekiyor. Ne yapıyorsunuz? Arada silikon yağda silikon yağsız gazla basarak cihazın içerisinde gaz takviyesini yapıyoruz Çünkü bir, 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 miktardan sonra çok özellikle silikon yağı basarsanız yani bunun tam bir ayrı var ama boş ver abi. Çok riske girmeyin yani. Bunun, zaten biz bile yeni yeni keşfediyoruz. Özellikle poligonda bunları çok kullandığımız için ki Türkiye'de en çok tabancalı atış yaptıran poligonda Airsoft Pro bu arada yani. Hani bu şekilde. Hani onun için yani biz bunları artık formülünü çözüyoruz ama benim size tavsiyem eğer oyuncuysanız ve işletme değilseniz e, tamamıyla silikon yağsız bir ürün kullanmayın. Yani bu sizin ürün kullanım ömrünüzü azaltacaktır. Evet arkadaşlar gerekli tüm detayları verdiğimi düşündüm. Hatta fazla bile konuşmuş olabilirim tekrar düşmüş olurum ama burada amacımız size bu teknik bölümümüzde olabildiğince fazla bilgi vermek. Evet bu gibi videoların devamını istiyorsanız her zaman söylediğim gibi abone olmayı, Beğenmeyi, yorum atmayı, zili açmayı asla unutmayın ki bu videoların devamı gelsin. Airsoft otobüsü Türkiye'de gelsin. Ben Turgay Dansık. Başka videolarda görüşmek üzere. teknik konular